Elimde Yapı Kredi yayınlarından çıkmış bir kitap var. Özellikle bu bankaların yayın evleri gerçekten çok güzel kitaplar çıkarıyorlar. Ee, yayın Yapı Kredi yayınlarını da bu yüzden tebrik ediyorum. Gerçekten harika bir kitap aslında ee, ve kültüre etkili olan kitaplardan birisi. Diyeceksiniz ki senin ne işin var e, Sakarya Mutfağı'yla? Ama öyle değil işte. Yani sonuç itibariyle e, mutfağımız iki tane önemli şey var. Bir tanesi e, sonuç itibariyle mutfağımız ikincisi bu master Chef'ten dolayı da son dönemde herhalde çoğumuz yemeklere ilgi duymaya ve yemeklerin arka tarafında o mutfağın nelere kadir olduğunu anlamaya biraz daha ilgili olduk galiba. Mesela ben Malatyalıyım. Malatya yemekleri ile ilgili uzun zamandır bilgi sahibiyim ve yerim, severim. Mardin yemeklerini de severim gerçi. Mardin mutfağını da çok severim ama Malatya mutfağı ile ilgili Eee işte MasterChef'e katılan bir hanımefendi sayesinde bazı bilgileri daha değişik bilgilerde edinme imkanı buldum. Alıştığımız ailemizin ailemizden gördüğümüz, bildiğimizden daha farklı de ulaşmaya ulaşmaya imkanım oldu. Bir yemek antropolojisi diye çıkmış Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı. Yani Kübra Sultan 100. yıl Aynül Hayat Uybadın Arif Bilgin ve Suavi Aydın tarafından yazılmış ve e, Satsu yani e, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, e, Odası'nın işbirliğiyle hazırlanmış bir kitap bu. E, bayağı ağır bir kitap. E, öncelikle belli bir yere kadar ağırlıklı olarak e, Sakarya Mutfağı ve Sakarya Mutfağı'nın e, nereden geldiği, nasıl yapılandığını anlatan bir kısım var. E, arkasından da tarifler var yani mesela erik turşusu tarifi var ki hani insanın böyle erik turşusu yesi geliyor gerçekten harika bir harika resimlerle harika görsellerle süslenmiş bir kitap olduğunu görüyoruz Bayağı bir yemek tarifi var yani ben bunun aslında keşke mümkün olsa da bildiğim kadarıyla yok her şehir için ayrı ayrı yapılsa çünkü eminim ki mesela Malatya için de e, bu büyüklükte bir e, kitap çıkacak kadar e, değişik yemek olduğunu düşünüyorum. Mesela Mardin, e, Kahramanmaraş, Urfa, e, Gaziantep, e, işte e, sonuç itibariyle Adıyaman, e, Malatya birbirine çok yakın yerler. Elazığ çok yakın yerler ama buna rağmen yemek kültürleri arasında inanılmaz büyük farklar var. Onlara bir bakmakta yarar var. Mesela Malatya mutfağında inanılmaz bir vegan, yani hani daha sonradan vegan olduğunu anladığımız bir vegan yaklaşımı var. Yani bulgur ağırlıklı bir beslenme şeyi var. Neyse konuyu çok fazla uzaklaştırmayayım kitaptan. Sakarya Mutfağı kitabı. Bir yemek antolojisi. Antropolojisi özür dilerim. Çok özür dilerim. Antropoloji, antoloji hepsi birbirinden çok farklı şeyler. Antropolojisi. Dört tane yazarımız var. İsimlerini söyledim demin. Biraz... Dik okurken dikkat etmeye çalıştım yanlış yapmayayım diye Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkarmış kutlarım Yapı Kredi Yayınları gerçekten harika bir iş çıkarmışsınız ee, yolladığınız için de çok teşekkür ederim.